Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Yalçın. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Artık turnuvamızda yarı finaldeyiz arkadaşlar. Diğer yarı finali Sinan kazandı. Diğer arkadaşımızın bir sıkıntısı çıktı. Yarı finalde elenmek zorunda kaldı ve Sinan direkt finale yükseldi. Ve şimdi Sinan'ın rakibini seçeceğiz. Yanımda yine Orçun var. Hoş geldin kardeşim. Hoş buldum. Youngest Rocky'ye MR Panda'ya karşı. Youngest Rocky'yi biliyorsunuz çoğuyla buralara kadar geldi ve MR Panda'yı da Aka ile geldi arkadaşlar. İkisi de gerçekten çok azimli ve çok heyecanlı. Final tadında bir maç olacak eminim. Yarı finale özel arkadaşlar, kurallarımız değişti biliyorsunuz. Ben yine size söyleyeyim, bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Bu arada MR Panda ve Youngest Rocky'ye de bunları bildirdim ben yine WhatsApp grubundan. Arkadaşlar yine aynı şekilde mid'e gidiyorlar. 2 çalı kullanılıyor ve 5 dakika kuralı yok ve herhangi bir şekilde kule alanda kazanmıyor. Yani illaki birisi ölmesi gerekiyor. Yine 3 seri ve yine sağ tarafta ligi düşük olan oyuncu oluyor ilk şeyde. Sonra ikinci maçta Youngest Rocky'ye sağ tarafa geçecek. Panda Mystic 5 arkadaşlar, Youngest'te Mystic 13. Bu şekilde artık başlayabiliriz Orçun. Hazırız. Bakalım, çok heyecanlı bir maç bizi bekliyor. Seçimlere başladılar. Youngest Rocky'ye seçim yapıyor. Orçun, bu değişen kurallarla nasıl bir şeyler olabilir sence? Ya bence maç daha çok uzayacak ve zaten sürekli daha çok agresif olacaklardır. Çünkü ilk kili alan kazanacak. Daha çok birbirlerine yakın oynayacaklardır. Aynen öyle. Hani 5 dakikayı bekleme olayı olmayacak. Bakalım. Aynen. Kahraman seçimleri de çok değişik olacak yani bu nedenle. Mesela tank bir kahraman almayacaklar. Yani tank bir kahraman almak istemeyecekler. Çünkü karşısındaki adamı öldüremez. Mesela Odette çok agresif olabilir bu arada. Yalnız Youngest'in Nana'yı nasıl oynadığını biliyorsundur. Çok efsane Nana oynuyor. Aynen. Ve Akai geldi. Akai geldi Panda'dan. Değiştirmedi. Hani Akai ama biraz hani böyle agresif bir özelliği olan bir hero aslında. Ama Nana'ya karşı ne yapabilir? Hani çünkü bir kural yok. Ona göre oynayacaklar. Acaba nasıl bir oyun olacak? Gerçekten çok merak ettiğim şu anda. Ve Akai taşlaştırma almış. Nana da iyileştirme spell'i almış. Sence kim kazanır? Bence Akai alır. Akai diyorsun. Aynen, alma oranı daha yüksek ya. Şimdi bu yeni kurallara göre nasıl bir şey olacak gerçekten tahmin edemiyorum. Ama Nana'nın da bir şansı olduğunu düşünüyorum çünkü Youngest çok güzel oynuyor Nana'yı. Ya bu arada tabii bir tarafta da sürekli Akai oynayarak yarı finale kadar yükselmiş birisi var. Çok garip ve ilginç bir maç olacak diye düşünüyorum. Bakalım, ilk maçta tabii kendilerini böyle bir test edecekler. İkinci maç daha heyecanlı geçecektir diye düşünüyorum ama bakalım ilk maçta neler olacak. Evet, ilk item olarak direkt ana büyü iteminden başlayacak. Nana iki tane mana eleme çıkmadı. Akai bakalım neler alacak. Akai hala daha çıkmadı be, izleme. Heh, tamam, mana itemi aldı direkt. Çalıya girdi. Nana bir sürpriz peşinde sanırım. Panda muhtemelen fark etti hani çalıya girdiğini falan. Panda başarılar diliyor. Bu arada Nana tabii ki pusu içinde. Oo, oraya salladı, orada fark olduğunu düşündü. Aynen, aynen fark etmiş. Nana da orada durmadı, hani orada atacağını düşünmüş. Nana çok geride oynayabilir. Bence. Akai daha avantajlı gibi geliyor lane safhasında. Üstüne atlayabilirdi şu an ama tabii ikinci skill açık değil. Daha bir level. Şeyleri güzel tutturuyor. Ve emin ol, Nana'nın Q'sundan Akai'nin W'su daha çok vuruyor. Gerçekten. Akai'nin W'su Nana'nın Q'sundan daha çok vuruyor. Ya bir de üstüne kalkan veriyor. Zaten yarı canını götürdü ya. Aynen öyle. Bak şeyini bastı. Oyunun verdiği iyileştirmeyi bastı. Ya alanı da çok geniş. Bir de. Ben Nana'nın fazla şansının olacağını düşünmüyorum ya. Valla ben Nana iyi oynuyor bence. Hani bir sürpriz yapabilir diye düşünüyorum ki şu anda bak mesela hasar takasından yüksek çıktı. Daha çok bak çok güzel. Alan çok geniş olduğu için şu şeye dikkat etmesi lazım. Bak üstüne atlayacak. İşte buna dikkat etmeliydi Nana. Ama şu anda hala bir agresiflik var. Q atacak mı? Ve Nana. Ve Nana, ben demiştim ama. Ben demiştim gerçekten. Helal olsun. Helal olsun Youngest Rocky'ye. Yarı final ilk maçını kazandı arkadaşlar. Dakika tam 2'de galibiyeti sağladı ve ikinci maça geçebiliriz. Evet arkadaşlar, yarı final ikinci maçıyla karşınızdayım. Yanımda yine Orçun var. Hoş geldin kardeşim. Hoş buldum. İlk maçı biliyorsunuz Youngest Rocky'ye almıştı arkadaşlar Nana'yla ve ikinci maçtayız. Bu maçı yine Youngest kazanırsa direkt Sinan'ın rakibi oluyor ve
en az 500 elmaslık kostümü garantilemiş oluyor. Ama MR Panda kazanırsa seri 3. maça uzuyor. Hemen oynaya basayım arkadaşlar, hazır zaten. Bakalım MR Panda ne seçecek? Acaba yine Akai alacak mı? Benim düşüncem Akai valla. Gene Akai alır gibi geliyor. Bayağı bir bekledi. Tabii ilk maç Akai ile kaybettiği için sanırım biraz tedirgin oldu. Ve Zex mi gelecek? Aynen Zex geldi. Güzel bir seçim. Güzel bir seçim. Bakalım Yonges nasıl karşılık verecek? Bu arada. Nasıl? İlk kez evet, ilk kez Zex. İlk kez Zex geldi. Of, Yonges'ten çoğu mu gelecek? Yok. Bir göstereyim dedi herhalde. Bence Hayabusa almamalı bence. Hayabusa çünkü robotuyla beraber şey yapabilir. Aynen. Ultisini. Robota atar. Aynen. Direkt ultisini doşlamış olur. Hasarı azaltmış olur. Kötü olur. Bence çoğu almalı. Çoğu daha mantıklı gibi sanki Hayabusa'dan, ama Hayabusa geldi. Güzel. İki tane agresif hero geldi. Hayabusa bakalım ne alacak spell olarak. Sence Fiske mi almalı? Bence iyileştirme alabilir spell olarak. İyileştirme de olabilir. Fiske de olabilir ya. İkisi de bence Fiske fazla bir işine yarayacağını düşünmüyorum zaten. Hayabusa ulti atarken robotunu koyar. Fiske'yi ne amaçlı acaba? Değiştirmedi spell'i. Aynen. İntikam geldi. Hayabusa, çok garip. Aynen, intikam geldi. Minyonları daha erken almak için mi yaptı bunu bilmiyorum. Ya da intikamı büyütüp orman timi, gerçi orman timi niye çıksın ki? Çok ilginç gerçekten. Direkt mana itemi çıktı Zex. Hayabusa iki tane mana inleme geldi. Arkadaşlar kuleyi alan kazanmıyor ya da 5 dakikada canı az olan kaybetmiyor. Hayabusa güzel bir pusu içinde şu anda. Gölgesini açmış. Bir tane normal hasar verip çıktı. Tabii Zex bayağı bir mantıklı olacaktır robotu sayesinde. Lane'de daha üstün olur ya. Aynen öyle. Bak kuleye vurmada da bayağı üstün olacak. Bayağı yüksek bir hasar çıkıyor hani minyon dururken. Bayağı bayağı hasar veriyor. Hasar almadan çıktı yalnız. Güzel. Hayabusa bence açılmayacaktır. Kulenin altına attı, bu kötü oldu. Robotun direkt kule eritti. İntikamı acaba ne amaçla aldı gerçekten? Aa, belki de robotunu atmak içindir. Oo, bak bunu düşünmedim. Robot bence onu düşündü. Aynen. Yani bundan başka mantıklı bir olay olamaz. Robotunu atmak için almıştır. Bu arada Hayabusa şu an üstün çıkıyor. Orçun. Can olarak. Yalnız öyle gözüküyor. Ama tabii ki de ya ultiyi açınca zaten Hayabusa zaten biraz fazla dayanamayacak gibi geliyor bana. Zaten normalde de zayıf bir hero. Birebir de. Bu arada büyüdü artık. Yani robotunu büyütebilir. 4 level oldu. Hayabusa da 4 level ama robotu bekleme süresindeyken atması lazım ultisini. Hayabusa şu an bekleme süresindeydi robot ve attı. Güzel de çıktı. Yani robot geç kaldı mesela bak. Güzel bir hasar verdi Hayabusa. Onu iyi kolladı. Oo, ulti geldi Zex'ten. Aynen öyle. Ama çok gereksiz attı sanki. Boşuna gitti ultisi. Ve ulti bekleme süresi bayağı bir uzun biliyorsun. 40 saniye. 45 saniye falan. Şu anlık için. Hayabusa'nın sürekli gelecektir ultisi. Şu an mesela ne çok güzel bir ulti atabilir. Hayabusa bayağı bir avantajlı şu an. Bak robotu attı, robotu kesebilirdi mesela. Şu an ulti atması lazım bence Hayabusa. Gölgesi geldi. Aynen ya. Öyle. Ultisini zaten sürekli kullanması lazım Hayabusa'nın ya. Hani normal bir şey bile olsa yanında sürekli bak. Çok güzel attı robotu ama işte robota gitti. İşte Zex'in bu özelliği var. Ha, o robotu gördükten sonra bence atlamamalıydı. Birbirlerini ölçüyorlar diyebiliriz. Fazla agresif olan yok. Robotu büyüttü, direkt ultiledi ama hasar veremedi Hayabusa'ya. Alandan çıktı çünkü ve şu anda manası bayağı bir azaldı Zex'in.
Çok arada bir oyun şu anda. Sadece Zex biraz daha geride gibi mana ve can miktarında. Hayabusa güzel şuriken tutturuyor. Bakalım dakika 5 oldu. Artık Hayabusa normalde şimdi kesmesi gerekirdi Hayabusa'nın. Hayabusa'nın canı full yani bir şeyler yapması gerekiyor. Çok tedirgin oynuyor bence Hayabusa. Daha fazla agresif olması lazım. Tabii ki. Zeus Şu an toplamaya başladı zaten canı bence. da full şeyi de full yani kaybedeceği fazla bir şey yok. Zex pusuya girdi bu sefer. Hayabusa da diğer tarafta. Karşı. Aynen. Şimdi işte. Hayabusa ulti attı ama tabii Zex direkt ultisini büyüttü. Bakalım. Çok Güzel bir güzel hasar çıkardı hatırladım. yalnız. Bayağı bir hasar çıkardı. Şimdi kuleye vuruyor. Hayabusa'nın manası full ve Zex'te de mana yok. Hala da skill kullanıyor Zex. Biraz sıkıntıda kalabilir. Yine Hayabusa'dan bir ulti geldi. Ama tabii ki robot olduğu için fazla hasar veremedi. Çok durgun bir maç ya şu an. Aynen. Hayabusa yine ulti attı. Bu sefer robot yok. Güzel hasar. Güzel hasar Hayabusa'dan. Bu sefer güzel hasar. Çok güzel hasar çıktı. Hayabusa kendini tamamladı bile. Toparladı. O ulti bittikten Artık şu sonra an yine bir beklenmedik. Hayabusa bir agresif olabilir. Bakalım şu an deneyebilir. Çok Bir güzel. Bu sefer güzel. Full hasar. Full hasar. Şeyi de tutturdu. Çok güzel. çok güzel hasar verdi işte. Biraz daha Bence hasara artık şey ihtiyacı var. yapmamalı. Aynen hiç Silahlarına pasif falan kalmamalı. güvenmemeli. Aynen öyle. Bakalım şimdi Hayabusa nasıl bir hamle yapacak? Zex nasıl bir hamle yapacak? Zex tabii canı Kesinlikle toparlamak hayır. isteyecektir. Adam pasif kalabilir şu anda. Çünkü canı toplamak istiyor. Ve şu an robotu çok kötü attı Zex. Ultiyi de çok kötü açtı. Şimdi bu robot bittikten sonra Ama Hayabusa'nın yapacağı bir aynen. ulti kombosuyla Hayabusa oyunu alabilir. Bakalım gelecek mi o hamle? Minyonlar öne gittikten sonra burada Zex tek kalıyor. Direkt çıkabilir. Ama Bence şu minyonları an kesmeye gidelim. çalışıyor tabii Hayabusa. Şimdi yapabilir artık. Ama şimdi robot garanti olacak. Bu Aha. arada şeyi güzel tutturdu. Zex'ten Şeye de de güzel Fisk'e attı. geldi yalnız. Hayabusa gölgesiyle kaçtı. Zex şu an durumu eşitledi. Yani az önce Hayabusa bayağı bir şeydi yalnız. Avantajlıydı ama Güzel, şu an kule tutturdu. altına çok güzel girdi. İşte bunu Ultisini de yapması açtı bu lazım arada. sürekli. Ve ultisini de açtı. Boşuna açtı. Ya yani Zex bu kadar boşuna ulti açtı ki. Artık Hayabusa'nın onu cezalandırması gerekiyor ama bir türlü yapamıyor. Gölgeyi tutturdu sanırım. Aynen. Yine iyi bir hasar. Evet. Yine güzel bir hasar. Ama dediğim gibi o arkaya geçmezse hep böyle devam eder. O arkaya geçmesi gerekiyor Hayabusa'nın. Orta kuleyi alırsa daha agresif olabilir. Bu sefer robotu tutturdu, attı çıktı. Bence Hayabusa'nın hedefi robot olmamalı zaten. Sürekli robota çalışmaya çalışıyor. Dakika 11 oldu Evet. arkadaşlar. Ve Hayabusa robotu geçemiyor. Öndeki robotu geçemiyor bir türlü. Zeus toparladı zaten ya Aynen canını. Zex yine toparladı kendini. Çok ortada mı geçiyor gene hocam? Evet çok güzel. Çok güzel. Robotu da yok. Harika bir hasar gelecek oradan. Çok harika bir hasar geldi gerçekten. Bayağı bir verdi. Şimdi işte bu robotu geçmesi gerekiyor Hayabusa'nın. Bir gölge tutturursa ki yapacak. Bu sefer yapacak sanırım. Aynen. Evet Hayabusa bu sefer yapacak onu. Gölgeyi tutturamadı yalnız. Gölgeyi tutturamadı ve yine robotuna dalıyor. Yine bir hata yapıyor.
Yani robotta kalmaması gerekiyor Aybusan ama sürekli robotta kalıyor. Tam fırsatı yakalıyor, robota gidiyor. Paralar eşit. Bakalım. Hayabusa güzel bir combo bu sefer. Çok güzel. Hem Shuriken'i tutturdu hem de şeyi tutturdu. Çok az bir can. Çok az bir can. Acaba Hayabusa artık yapmalı. Artık gitmeli. Kule altına gidip Shuriken'i tutturmalı. Bence dibine kadar gitmeli artık. Gölgeyi arkaya atmalı. Robotunu da şey yaptı. Evet Hayabusa. Gelmiyor. O agresiflik gelmiyor. Tabii arkadaşlar kuleleri alıp Hayabusa bitirirse oyunu kazanmış oluyor bu arada. Bakalım Zex artık kule altına gömülmüş bir şekilde duruyor. Canı çok az çünkü. Robotunu koydu. Tabii Hayabusa robot bile olsa şu an dalsa. Ben de girmeli. Aynen girmeli. O şeyi verecek. Bakalım minyonları da yetiyor şu anda. Geçebilirsin o robotu. Ama geçmeyi denemiyor gölgesiyle. Böyle beklerse Zex canını toparlar. Muhtemelen de öyle olacak gibi. Hayabusa agresif yapmayacak galiba. Evet. Hayabusa agresiflik yapmıyor. Buradan mı yapacak acaba? Yok buradan gidemez. Yasak oradan. Çünkü midden gitmesi gerekiyor. Bakın şu an mesela orada yapabilirdi. Şu anda yapabilir. Gölgeyi tutturdu mu? İnanılmaz ve evet, Hayabusa 13 dakikanın sonunda 2-0'la seriyi kazanıyor. Yonges Rocky'ye tebrik ediyoruz. Tabii ki MR Panda da bayağı bir direndi, bayağı bir güzel oynadı. Onu Akai'si biraz üzdü açıkçası. Hani Akai ile kaybetmesi üzmüştür. Ama her şeye rağmen ikisini de tebrik ediyorum. Gerçekten güzel bir oyundu. Bu da yine iyiydi. İlk maç da çok iyiydi. Orçun yorumun nedir kardeşim? Biraz uzun sürdü ama. Çok uzun sürdü ama güzel maçtı ya. İki maçta da güzeldi. Evet. Bu maçta Hayabusa çok hani pasif kaldı. Bence daha erkenden bitebilirdi. Daha erkenden bitirebilirdi hani bence. Daha erkenden bitebilirdi ama robottan dolayı o hasarı veremedi. Aynen öyle. Arkasına geçmeyi denemedi açıkçası bence. Aynen onu denemedi aslında. Evet. Denizse daha erken biterdi. Evet artık finalimiz belli arkadaşlar. Sinan Yonges Roke ile karşılaşacak. Final maçımız bu. Bunu da en kısa zamanda çekeceğiz arkadaşlar. Bu maçta 5 serilik olacak ve artık şampiyonumuz belli olacak. İkinci abone turnuvamızın şampiyonu belli olacak. Orçun teşekkür ederim kardeşim yorumların için. Ben de teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like atıp abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.